Hele hele o ucube fezlekeyi gördüğüm zaman kullandığım cümlelerin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüm. Kastettiğim şey belli olmuş 301'den. Kimine göre 50 milyon dolar, kimine göre 50 milyar dolar bana paha biçilemez dediğim şey tank palet fabrikası. Rakamları da belli, her şey de belli. Ben o ordunun iki tane diri diri yanan şehidimin, başına çuval geçiren askerimin, Ergenekon'da Baylozo tutuklanan, tasfiye edilen Atatürkçü vatansever subayların onurunu korumak için kullandığım cümleler bugün de aynı noktadayım. Benim partim bu ülkenin başkomutanının kurduğu bir parti. Ben ordunun şerefini, haysiyetini Recep Tayyip Erdoğan'dan çok daha fazla iyi korurum. Şükürler olsun ki biz şeyde kelle demedik. İki askerimin başına çuval geçirdikten sonra müzik notası falan demedik. O yüzden ordunun haysiyetini, şerefini korumak Recep Tayyip Erdoğan'dan çok bize düşer. Çünkü o başkomutan gibi davranmıyor. Eğer o başkomutan gibi davransaydı, onun gözleri önünde atamıza hakaret eden, bu ülkenin ebedi başkomutuna hakaret eden bir müptezel haddini bildirirdi. Başını önüne eğmezdi. O yüzden hiç kaldırsınlar. Suçlu insanlar dokunulmazlığın arkasına sığınır. Hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, yetim hakkı yiyenler, bu ülkeyi soyanlar sığınır. Hiç sıkıntım yok. Kaldırın. Ne olacak? Gündemi sakın bununla meşgul etmeyin. Gündem bu ülkede tencere, yoksulluk, yaşayamamak, pazar, işte motorine, benzine gelen zam. Hiç kaldırın, hiç bunları gündeme bile getirmeyin. Şerefiniz varsa kaldırın, haysiyetiniz varsa kaldırın. Ne olacak? Biz milletvekili de olmadık. Geldiğimiz, başladığımız noktada duruveririz. Eğer benim o söylediklerim suçsa tutasınlar da beni. Her kelimesinin de arkasındayım. Hulusi Akar, sen önce git o iki askerimi yakan IŞİD'lerin hepsini dümdüz et bakalım. Bir yıl konuşmadım be buna. 19 dakikalık videoyu ben dinlerken 19 yıl yaşlandım. Utanç duydum ben. Sonra Ali Mahir Başar'ın orada düşmanı. Ya Zeynel Bey bir şey söyleyeyim. Bana fezleke geldi, gelsin. Askere hakaret etmiş. Eden namussuzdur. Ama benim ülkemde Türk polisine şerefsiz diyen bir AKP milletvekili var. O Ankara Cumhuriyet Savcısına soruyorum, ona fezleke yolladın mı? Duydun. Ya bana pazar günü soruşturma açtın sen. AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a soruşturma açtın mı? Buradan soruyorum sana. Türk polisine şerefsiz dedi. Açtı mı? Ha. Şeref, namus, haysiyet gibi kelimeler çok güzel kelimeler. Onları ama kişiye, kuruma, belli adamlara göre yorumluyorlar. İşte sıkıntı da burada zaten. Burada. Evet. Peki birkaç karikatürle yumuşatalım mı gündemi, biraz? Gündemi meşgul etmeyelim. Biz bu konuyla dediniz ya, bari asıl gündemimize dönelim. Bir karikatürümüz var. Yumuşatmayalım ama en azından mizahçıların konuya nasıl baktığını, hani bir karikatürle belki bir roman yazılabileceğini gösteren karikatüristler, sanatçılar bunlar. Bulabildim mi arkadaşlar? Karikatür zengin fakir diye bir karikatür. Evet. İşte gördüğünüz gibi devlet hazinesi, zenginler nasıl hortumla o hazineden faydalanıyorlar, millet ise nasıl damla damla akan o musluktan akan şeyi almaya çalışıyor. Şimdi yanlış mı bu karikatür? Yanlış mı? Ha yanlış mı? Ha yanlış. Doğru değil mi yani bu şey? Tabii ki, tabii ki. Biraz önce konuştuğumuz şeyin özeti işte. 750 milyon dolar bu ülkenin, ya benim paramı, benim çiftçinin, köylünün, memurun parası, Ziraat Bankası'nın parasını alıp üstüne oturmuş, vermeyen bir adam var. Bir tek ihtarname yok. Evet. Ama 7,5 lira borcu olsun, çiftçiye haciz var ve traktörünü haciz ediyorsun. Anında haciz ediyorsun. Şimdi bu karikatür yanlış mı? Böyle bir düzen olabilir mi?
Bu adi bir düzen. Ama adil bir düzen arıyoruz biz. Çok çok güzel bir karikatür aslında. Çok güzel bir karikatür tabii. Evet. İşte bu beşli çetenin o rahatlıkla gözüktüğü bir karikatür aynı zamanda. Zenginler derken nasıl hem ihaleleri alıyorlar, hem vergileri sıfırlanıyor, hem sürekli olarak ihale almaya da devam ediyorlar ve dünyanın en çok ihale alan şirketleri arasında yer alıyorlar. Çok kısa şunu söyleyeyim. Bir, 191 kez kamu ihale kanunu değiştiriliyor bu beyefendiler için. Adrese teslim ihaleler yapılıyor. Bununla da yetinilmiyor. Orhan Gazi Köprüsü gibi bir köprüyü 21B'ye göre veriyorlar. Olağanüstü durumlarda evet. Kullanılan bir ihale yöntemi. Sadece Cengiz İnşaat'ın 30 kez ben sorduğumda, yani bir yıl önce sordum, vergi istisnası ve vergi kıyaklarından yararlandığını öğrendim. Bakan cevapladı. Ondan sonra 5 kez daha verildi. Daha acısını söyleyeyim mi? Bir koyup 5 alan bu adamlar bir de bu parayı, yani halktan aldıkları bu parayı yurt dışına kaçırdılar. Niye? Evet. Bu halka gelir vergisi vermemek için. Hem halkın üzerine oturacaksın, onları geleceğini teker teker alacaksın ve o paranın gelir vergisini bile vermeyeceksin. Ya böyle bir şey olabilir mi?